Sevgili seyirciler, Elazığ'da binlerce kişi Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda siyasi partiler ve STK'lar bir araya gelerek İsrail'e tepki gösterdi. İsrail'in Gazze'de El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilirken vatandaşlar Filistin'e desteklerini sürdürüyor. Bu çerçevede Elazığlı vatandaşlar yatsı namazı sonrasında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ardından binlerce kişi İzzetpaşa Camisi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar tekbirler ve sloganlar atarak yürüdü. Daha sonrasında programa Cumhuriyet Meydanı'nda siyasi partiler, STK'lar ve vatandaşların katılımıyla Kur'an-ı Kerim okunarak devam edildi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ Programda konuşan Hafız Emrah Seçer, Müslüman liderlere seslenerek Gazze'ye asker gönderme çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanıma olacak. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ve bütün İslam ülkelerinde yaşayan liderlere sesleniyorum. Cumhurbaşkanımın şahsında tüm liderlere, Sayın Cumhurbaşkanım, seçimden önce bize atak diye helikopterleri tanıttın. Bugün o ataklar atağa geçmeyecek de ne zaman geçecek? Sayın Cumhurbaşkanım, o tanklarımız bugün İsrail'e gitmeyecek de ne zaman gidecek? Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu savaş bugün değilse yarın, yarın değilse bir sonraki gün olacak. Bari savaş olacak. Bugün izzetle ölelim. Programda Abdülsamet Koç, Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmet Yasin'in ölmeden önce yazdığı mektubunu okudu. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Tek isteğim, benim gibi Müslümanların zaaf ve acizinden müteessir olanların yazmasıdır. Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, helak olmuş ölüler, hala kalpleriniz sızlamıyor mu başımıza gelen bu acı felaketler karşısında? Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok? Allah için, ümmetin namusu için kızacak. Program Kudüs ve Filistin için yapılan duaların ardından sona erdi. Ya Rabbel Alemin, Gazze'deki şehitlerimizin şehadetlerini kabul eyle. Parçalanmış çocuklarının cesetlerini kucağına alan anne babaların üzerine sabır yağdır Allah'ım. Anne babasının cenazesinin üzerinde feryat eden, ağlayan o çocuklara sabır ver Allah'ım.